Gençler merhaba. Ben Levent Kurnaz. Bilim Genç sesli yayınının bugünkü bölümünde uzayda bulunabilecek uygarlıklardan ve bunları nasıl sınıflandırabileceğimizden bahsedeceğiz. Kardeşef ölçeği bir uygarlığın teknolojik ilerleme düzeyini kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçmenin bir yöntemidir. Bu yöntem 1964 yılında Sovyet gökbilimci Nikolay Kardashev tarafından önerildi. Kardashev ölçeğinin 3 temel kategorisi vardır. Gezegensel uygarlık olarak da adlandırılan tip 1 uygarlık kendi gezegenindeki mevcut tüm enerjiyi kullanabilir ve depolayabilir. Yıldız uygarlığı olarak da adlandırılan tip 2 uygarlık enerjiyi kendi güneş ya da gezegen sistemi ölçeğinde kullanabilir ve kontrol edebilir. Galaktik medeniyet olarak da adlandırılan tip 3 medeniyet enerjiyi kendi galaksisinin ölçeğinde kontrol edebilir. Bugün için tip 1 uygarlığı genellikle bir gezegene güneşinden gelen tüm enerjiyi toplayabilen bir medeniyet olarak tanımlıyoruz. Dünya'ya güneşten gelen toplam enerji miktarı 1.74 çarpı 10 üstü 17 vata yakındır. Dünyada tüketilen enerji ise sadece yaklaşık olarak 2 çarpı 10 üstü 13 wattır. Bu durumda bizim tip bir uygarlık olabilmemiz için yaklaşık 10.000 kat daha fazla enerji üretebilmemiz ve tüketebilmemiz gerekiyor. Ünlü bilim insanı Carl Sagan'ın yaptığı bir hesaba dayanarak 2018 yılı enerji üretimine dikkate aldığımızda bizim şimdilik tip 0.73 büyüklüğünde bir uygarlık olduğumuz söylenebilir. Michio Kaku ise enerji üretimimiz her yıl %3 artacak olursa yaklaşık 100 ila 200 yıl arasında tip 1 bir uygarlık olabileceğimizi belirtiyor. Tip 1 uygarlık olabilmemiz için Bugünkü enerji kaynaklarımızın bize yeterli olamayacağı çok açıktır. Bu nedenle de ilerleme yolunda hidrojen füzyonunu kontrollü biçimde başarabilmek en önemli ve olası çözümdür. Saniyede 280 kilogram hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji elde eden bir uygarlık bu seviyeye ulaşacaktır. Bunun yanında bugün nasıl başaracağımızı bile bilmediğimiz, madde, antimadde çarpışması ile de böylesi bir enerjiyi üretmek mümkündür. Her saniye, 1 kilogram madde ile 1 kilogram antimaddeyi çarpıştırıp, çıkan enerjiyi de tamamen yakalayabilirsek, tip 1 bir uygarlık olduk demektir. Bunun hayali bile güzel, ama bugünkü gerçekliklerden epey de uzak bir yöntem. Bugünkü yöntemlere baktığımızda ise dünyaya güneşten gelen tüm enerjiyi emerek tam verimle kullanacak bir teknolojiye sahip olmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu da bize görecek bir gökyüzü bile kalmaması anlamına gelir. Bunun yerine uzaya aynalar koyarak elde edilecek enerjiyi dünyaya göndermek şimdilik daha makul bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu çözüm bile henüz bize çok uzak. Tipiki uygarlık için en ilginç öneri, Freeman Dyson'un düşüncesi olan Dyson küresidir. Bu düşüncede ileri bir uygarlık, o gezegen sistemindeki tüm gezegen kütlesini kullanarak, güneşlerinin etrafını tamamen kaplarlar. Bu şekilde de merkezdeki yıldızdan çıkan tüm enerji, bu kürenin bizlerin de yaşayacağı iç yüzeyinde toplanır ve kullanılabilir. Tip 2 uygarlığın enerji üretiminin 10 üzeri 26 watt mertebesinde yani bizim bugün ürettiğimizin 10 trilyon katı olması gerekir. Michio Kaku, insanlığın birkaç bin senede o seviyeye gelebileceğini düşünüyor. Tip 3 uygarlık ise galaksideki tüm yıldızların yanı sıra merkezdeki süper kütleli kara deliğin bile yaydığı tüm enerjiyi yakalayıp kullanabilmelidir. Burada artık bilimden öte hayal gücü devreye girmeye başlıyor. Çünkü yakalayıp kullanabileceğimiz enerji, güneşin yaydığı enerjinin yaklaşık 10 milyar katı büyüklüğe denk geliyor. İnsanlığın bugün kullandığı enerjinin ise 10 üstü 23 yani milyar kere, milyar kere yüz bin katı. Bu büyüklükteki bir enerjiyi hayal edebilmemiz bile çok güç. Ancak evrenin ilk zamanlarında var olan kuazarlar, bu büyüklükte bir enerjiyi saçıyorlardı. Gene de bir hayal etmeye devam edelim. Kim bilir belki bir milyon yıla insanlık o seviyeye de ulaşabilir. Tabi eğer ilk önce iklimsel, ve çevresel sorunlarla kendi gezegenimizi yaşanmaz hale getirmezsek.